Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 24 Mayıs Salı Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet, videonun hemen altında bulunan beğen butonuna ve de bana yorum bırakarak da destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşu, birinci altılık ayınımız, saatlerimiz 14'ü gösterdi. Bir maiden koşu, iki yaşlı İngilizlerin 1000 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 6 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. Evet, yarış hayatlarına güzel ikincilikte başlayan safkanlarımız da var. Son yarışlarında arda arda ikincilik, hem kumda hem çimde son koşusunu ikincilikte başlayan safkanlarımız boy gösterecek. Evet, ben burada ilk defa çime çıkacak olan bir safkandan bahsedeceğim. O da Sensin Oğlum Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Ankara pistinde şartlı bir 100 metre kumunda çok etkili bir koşu çıkarttı sevgili dostlar. O zaman Karsambaç Alice Kartaş da sürdürerek favoriydi. Yani favori hanesinde çıkmıştı. Sensin Oğlum da Ahmet Çelik de start almıştı. Yarım boyla arkasında kaldı. İkincilikte ayrıldı. Gerçekten yani bu grubun en seri safkanı olarak ben gözlemledim. Ayağına seri bir safkan. Yani Özcan Yıldırım'la çıkıp bir soğukta bitirecek kalibreye de sahip olan bir safkanımız. Ben 5 nolu, ben sensiz oğlum Özcan'la ilk tercihim olacak. Ufak bir çöl oynayacaklar. Riski seven arkadaşlar 5 nolu safkanımıza yönelebilir sevgili dostlar. Bunu da üstüne basarak önerebilirim. İkinci atımda Ahmet Çelik'le ikinci kez buluşan, yaptığı iki koşusu da Ankara'da 1100'de. O da güzel bir koşu çıkarttı. Sonsuz Adım'ı kazandı. Hemen arkasında Ayhan Kurşun'la startladı. Bir ikincilik. Son çim yarışında 9 metre çimde Gezdal'ın Hişman'la kazandığı Berkan'da Ahmet Çelik'le bir boyla arkasında kalarak ikincilikte kapatan Berka sevgili dostlar, yani 5'e çok ciddi rakiptir ve de 4 nolu safkanımız burada ilk çiminde şartlı 3'te güzel bir koşu çıkartan Zak Demir'le 4'ü es geçmeyerek kuponumuza şans verebiliriz. Ufak bir çöre oyuncak arkadaşlar için risk alacağını, riske değer bir safkan 5 nolu sensiz oğlum çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya yakın görüyorum. 5 önceliğimiz, sonra 1 ve 4 bu koşu için önereceğim safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuz şartlı 3 bir mücadele. Dişlere mahsus 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimde mücadele verecek. 6 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik ayınımızda burada start alacak. Evet, gruba bakıldığı zaman yani birincilikle tanışan, ilk yarış hayatlarından sonra ikinci yarışlarında güzel çim performansı gösterip kazanan safkanlarımız da mevcut sevgili olsa. Bu gruba bakıldığı zaman burada ilk defa beraber koşacak bütün safkanlar. Yani yarışı kim önlerde konuşulan Berk'in kızı ayağına çok seri bir safkan. 4 olsun, 5 olsun, 6 nolu safkanımız olsun sevgili olsa. Bir tek burada 2 ile 3 birazcık yani yarışı ilk yarışlarında tamam güzel performans sergilediler. Ve de kazanma başarısı gösteriyor. 3 nolu safkanımız da ilk startında derecesi kaldı sevgili dostlar. Yani çok kötü bir performans sergiledi. O yüzden ben şöyle yapacağım. 1 nolu beyaz sevgi. Yani ben Ahmet Çelik'le, yani yarış birazcık sürate binecek belli. Yani çoğu safkanın önlerde gidecek. Ahmet Çelik'le yarın sabırla bekleyip bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yaptı. İlk koşusunda da 1000 metre çiminde başyalı olsa Mehmet Keskin'le kazanmasını bilmişti. O zaman Ahmet Çelik de düldülebilmişti. Hatta banko olarak önerdiğimiz bir safkandı. Maalesef olmadı. Mehmet Keskin kazanmasını bildi beyaz sevgiyle. Şimdi Ahmet Çelik'le buluşan beyaz sevgi bu sefer foto önde geçmesini bekliyorum. Benim yarın için sığınma limanı olacak. Birinci altılık ayınımızın ikinci ayında banko adayım olacak.
Buna en ciddi rakip ben burada bir tek bir nolu sapkınımızı görüyorum. Kurgumuzda yer verebilirsiniz ama iki nolu beyaz sevgi bu koşu kazanma ben de çok çok yakın banko adayım olacak sevgili dostlar. İkili için bir nolu sapkınımızı da bağlayabiliriz ve de uçar gelir Ercan Çankaya'yla iki yarış gördü. Son yarışını gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Rahat bir koşu sergileyip kazanmasını bilmişti sevgili dostu 11 safkamızın arasında. Ben ikinci ilk için 5-10 safkamızı da değerlendireceğim. 2 banko markası 1 ile 5'i bağlayarak bir ikili deneyebiliriz. Bunu da sizlere önereceğim ikili olacak. Evet, üçüncü koşumuz 7 plasa ve 1. üçlük aynımızda başlangıç ayağı olacak. 5 safkamız yer alacak. Evet, koşu gerçekten iyi safkanların mücadelesi burada bizleri bekliyor. Yani Atıcı Bey mükemmel Müslüm Çelik'le 5'te 1 yaptılar. Üst üste Ankara'da 1600 ve akabinde yine kısa vade 6'da bir mücadele yaptı. 1600'ü kazanma başarısı gösterdi. Son yaptığı performansa kısa vadeli 1400'de maalesef geri planda kaldı. Çünkü grup onun için çok çok sert sevgili dostlar. O yüzden bir şans yaratamadı. Şimdi uygunlaşan bu grupta çok çok ön planda. Yani kazanmamız için hiçbir neden yok. Yani birinci koşuda söylediğim gibi 5'e yönelebilirsiniz. Burada zaten bankomuzdu. Burada Atıcı Bey'le yönelebilirsiniz sevgili dostlar. İlk 3 aya banko değerlendirip son kalan 3 aya da haşhaş yapıp da böyle de bir 6'lı da deneyebilirsin. Çünkü yani bakıldığı zaman yani gruplar çok uygun bu safkanlara. Banko değerlendirebilirsin Atıcı Bey'i. Ama ben burada bir nolu Week Plus'tan da bahsedeceğim. Yaptığı son koşusunda 1400'e şart 3'ü Cambaz Casablanca onlarla beraber koştu. Cambaz da boyunla Week Plus'ın arkasında kaldı. Berat abi işte Week Plus'ta Özcan Yıldırım'la koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine Özcan'la start alacak olan Win Plus'ta ben ayırt etmeden kuponunda şans vereceğim. Bunu da dile getireyim. 2 ve 1 buradaki tercihim olacak benim. Evet, 4. koşu 2. altılık aynımızda burada start alacak. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çimde mücadele verecek 12 safkanımız burada mevcut sevgili dostlar. Evet, gruba şöyle bakıldığı zaman yani burada hemen hemen tüm safkanlar birbirlerine mücadele içerisine girdi. Birini geçti, ötekini geçti. Yani iyi sonuçlarla ayrıldı. Kare barajı bir tek burada sevgili Memo Candır'la koştu 3 sefer geçti. Büyükkale ile koştu 2 sefer. Büyükkale ile koştu 1 sefer geçti. Sonra Yılmaz Hoca ile koştu yine geçti. Geri kalan safkanlarla ilk defa start alacak kare barajı. Ben ilk tercihim altın olup kale barajımla başlayacağım sevgili dostlar. Yani zor bir koşu bizleri bekliyor. Sonra 5 nolu Yılmaz Hoca. Etkili bir performans mutlaka gelecektir. İkinci tercihim olacaktır. Yani çıkıp liderlik alabilir 10 kul var. Çünkü Akın Sözen'le start alacak. Çıkacak yani dolanıp gelip liderliği alacaktır. Çünkü ayağına çok sevdi bir safkan. Liderliği de kimseye vermeyecektir. Sonuna kadar direyebilir. Dikkat. İkinci kez Akın'la buluştu. Sonra 7 nolu Taşeron yaptığı son koşusunda harika bir koşu çıkarttı. 1900'de kazanmasını bildi. Hattat Yılmaz Hoca yani bunlarla da beraber koşup onları da yeri planda bırakmasını bildi. Yine etkili koşacaktır. 7 nolu Taşeron mesafe kısalsa da değerlendireceğiz. Sonradan 3 nolu sapkanımız Yamaç Bey ve de 8 nolu Büyükkale diyeceğim ben burada sevgili dostlar. Yani buradaki sıralamam 6 başta olmak üzere 5, 7, 3 ve 8 benim bu koşu için önereceğim safkanlar olacak. Burada Memo Candır da var sevgili dostlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim, Ali Kaçmaz da 3. kez start oluyor. Yani yaptığı son çim performansı kale barışının hemen arkasında 6 boy gibi geri planda kaldı ama Memo Candır, Mert Kukal Baslan'la yarın sürpriz bir şansı yaratabilir. Kale barışının kazandığı o koşuda. Eğer yeri olan arkadaşlar yani 11'e de yönelebilir. Sürpriz bir isim olarak sizlere öneriyorum. 5, 6, 7, 3, 8 çizgi 11'de bütçemiz doğrultusunda yer verebiliriz sevgili dostlar. Yani dediğim gibi ilk koşuyu tek tek geçen arkadaşlar burada da haşla yapıp rahat bir koşu seyredebilirler.
Evet, 5. koşumuz şartlı 3. 4 yaşlı Arapların 1600 metre içinde mücadele verecek. 2. beşlik ayarımız da burada start oluyor. 13 safkanımız yer alacak. Evet, grupta gerçekten yani tam bir istikrarlı bir safkan, şu safkan evet kazanır diyeceğimiz bir grup değil gerçekten sevgili dostlar. Zor bir grup. Tabii çıkar favori kimse onun gelebilir. Yarış koşmadan zaten bunun bileni yoktur sevgili dostlar. Sadece biz yorum yapıyoruz. Kafamızda koşturduğumuz gibi planlayıp sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Evet, benim burada ilk tercihim 9 nolu safkanın Bertan olacak sevgili dostlar. O da Mehmet Salih Çelik'le etkili koşmasını bekliyorum. Büyük ihtimalle 5 nolu safkanımız yani Ali İbrahim Akkaya'yla liderlik isteyecektir ama ilk çimine çıkacak. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Şanlıurfa'da yarış hayatına devam edip Ankara'ya ilk defa geliyor. Ben 9 nolu Bertan'dan Mehmet Salih Çelik'le atı da çok iyi tanıyor. Ama bir türlü yani çim performansında uzanamadı. O özleri biriciyle yakın olduğunu düşünüyorum. 9 nolu Bertan benim ilk tercihim. İkinci atım 2 nolu Saklı Kız Akın Sözen'le. Sonradan 12 nolu Saklı'nın Berk Şampiyon yaptığı bir çim performansı var. Son yaptığı çim performansı Adana'da 1300 metre çiminde Mert Yukalp Aslan'la start almıştı. Yani yakın ara bir dördüncülük, yani 7 safkanımız start aldı bu koşuda. Mert Yukalp Aslan da gerçekten iyi koşu çıkarttırdı. Ben 12 nolu Berk Şampiyon'dan etkili bir koşu gelecektir. Mesafe onun için 200 metrede uzadı. Yani 1400 metre içinde mücadele vermişti. 12'de göz ardı etmeyeceğim. Sonra 6 nolu Bey Becerik diyeceğim Müslüm Çelik'le ve 4 nolu Münir Bey Aziz Akdemir'le etkili koşmasını bekleyelim. Bu safkanlar olacak sevgili dostlar. Sıralama 9, 2, 12, 6 ve 4 benim bu koşu için tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet, 6. koşumuz 1. altın gayemizin de son ayağı handikap 15 dişiler ama 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimde mücadele verecek. 9 safkanımız bu mücadele içerisinde olacak. Evet, grupta ilk yarışında gerçekten güzel bir birincilik elde eden 5 nolu safkanımız. Yani 3-4 safkanda bu grupta ilk defa start alacak. Yani birbirlerine 1-2 sefer start alan safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Adana'da Maydine Veler ilk yarışında gerçekten güzel bir koşu çıkarttı. Veler tabii işte kazanmasını bildi. Yarım boyla da yani ilk startı gerçekten çok önemliydi. Yarışı tekrar izledim. Ben 5 nolu safkanımızın Katherina Vedat Abiş'te ikinci kez buluştu. Yine mesafe aynı. Ben etkili bir koşu gelecektir. Şimdi Ankara pistinde mücadele edecek. Ben Katherina benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 3 nolu Öykücan. Öykücansız da zaten bu burası olmaz diye düşünüyorum sevgili dostum. O da Bursa'da şartlı 2 1300'de Müslüm Çelik'te iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bilmişti. Yani Bursa pistinden de tanıdığımız bir safkanımız. Ankara pistine ilk defa geliyor. Müslüm Çelik'le etkili koşacaktır. İkinci tercihim 3 nolu Eykücan. Sonradan 2 nolu Prenses Küve ayak koşunla o da ilk defa buluştu. Bir Küve yavrusu. Yani bu mesafede gerçekten çok iyi koşar. Sevgili dostlar 2 ile göz ardı etmeyeceğim. Ve 7 nolu safkanımız Mehmet Salih Çelik'le ilk defa buluştu. 51 kilo ile startla İstanbul'da üst üste yaptığı 2000 ve son koşusunu 1400'de Sentetik'te Maydan'a veda etti. Ben Ankara pistine geliyor. Yeriyle göz ardı etmeyeceğim. Kuponum da 4. ve son şansı safkanım olacak. Evet, 5 nolu safkanımız burada 1-2 adım önde gözüküyor ama ben 3, 2 ve 7 ile kuponum da eksik etmeyerek yer vereceğim. 1. altlı gayemizin de son ayağına tekabül eden bu koşuda. Evet, 7. koşu 2. üçlü gayemiz burada start oluyor. Kısa vade altı Nurettin Aral koşusu olacak. 4 büyük Aralıkların 1900 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 4 safkanımız yer alıyor. Evet, gruba bakıldığı zaman gerçekten birbirinden kaliteli safkanların boy göstereceği bir koşu. Yani hemen hemen her seferde beraber koşan safkanlarımız Aşkabat son yaptığı şartlı 5'te yaptığı 1600 metre kumun çimde yamak bir koşusuydu.
Muhammed Özdemir'le kazanmasını bilmişti. Vampir vardı, Çakmakşah. Aynı şekilde onlar da 3. ve 4.'lü paylaştı. Çakmakşah yani bir geç çıkış yaptı 4-5 boy gibi. 4.'lükte kendine yer buldu. Ben yine Aşk Kavap'tan Ahmet Çelik de şimdi start alacak. 3. geç start alıyor. Ben iki nolu Safkan'ımız yani 1-2 adım önde tutuyorum. Yener Sultan'a gelince Yener Sultan büyük ihtimalle çıkıp liderlik alacaktır. Hemen arkasına Aşkabat yatacak. Çakmakşah'la Vampir de sprint atıp onları avlamaya çalışacak. Yani Vampir de gelebilir, Çakmakşah da gelebilir sevgili dostlar. Aşkabat, Yener Sultan bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. İki nolu Safkan yani ayırt etmesi gerçekten zor ama 2 ve 1 sanki yeterli gibi görülüyor bu koşula. Ama ben 3 ve 4'ü de es geçmeyerek kuponumda şans vereceğim. Buraya hepsi olarak değerlendireceğim. Evet 8. koşumuz kısa vade 6 bir mücadele bizleri bekliyor. 4 yukarı İngilizlerin 2200 metre içinde mücadele verecek 5 sapkanımız burada kayıt sevgili dostlar. Evet grubun yani ayağına seri sapkanlar da var burada. 5 nolu Grey Kurt. Yani çıkıp liderlik alacaktır. Golden Runner ona keza Sönmez Bey önlerde gider. Domra büyük ihtimalle Domra yarın sürdürek fuar hanesinde birinci at çıkma bu grup için hak ediyor. İlerleyen yaşına rağmen bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Son yaptığı açık 3'te 1900'de maalesef Vernaza Lord of Game yani Vernaza'nın kazandı o koşuda Lord of Game ikincilikte ayrıldı. İlker Soyat'la start almıştı. Bir üçüncülük elde ettiği Sönmez Bey de vardı. O da koşudan bir dördüncülük çıkarttı sevgili dostlar. Yani ben Domra yani burada çok ağır basıyor. Yani kazanmaya çok çok yakın gibi görünüyor ama sevgili dostlar ben burada bir nolu Safkan'ımızı Ayhan Kurşun'la eksik etmeyeceğim. Çünkü bu kadar güzel bir performans yakaladıktan sonra yani burada pas geçirmek bence doğru olacağını düşünmüyorum. Ben bir de Domra'nın yanına iliştirerek yani 2 ve 1 bu koşuda benim tercih edeceğim. 2 Safkan olacak. Evet 9. koşumuz şartlı 19-4 karşı Arapların 1400 metre çimle mücadelesini izleyeceğiz. 19 Safkan'ımız yer alıyor. Evet ekürümüz olacak. 2 nolu Asfalt ve de 18 nolu Ayhuma. Ekür olarak start alacaklar. Evet benim burada Banco adayım olacak. İstiklal koşularına bir yenisini daha ekledi. Son yaptığı çim performansında Bursa'da 1500'de şartlı 19'da Burun'la Yakup Bey'e geçildi. Muhammed Birbilgin de start almıştı. Şimdi grubun aslında ben grup çok çok uygun. Ben 3 nolu Demir Koza Müslüm Çelik'le benim yarın için sığınma limanı olur. Olacak. İkinci altı dayımız son ayında 3 nolu Demir Koza benim bankomdur sevgili dostlar. Evet bunun arkasını ikili denecek arkadaşlar için önereceğim 8 nolu Kız Hanım Ercan Çankaya'yla ve de 5 nolu Sahip Hanım olacak. O da Halef Katı'yla o da yaptığı son koşusunda 1300'de şartlı 19'da Akkuş Kızı'nın kazandığı o koşuda o da Burun'la bir ikincilik çıkarmıştı. Etkili koşacaktır. Mesafenin 100 metre uzaması ona da yarayacağını düşünüyorum. Ama 3 nolu Demir Koza benim bankom arkasına 8 ve 5'i bağlayarak bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Bunu da sizlere önereceğim. İkili de burada olacak. Altılı gayrımızın son ayında. Evet bazı zaman ikilileri veriyoruz. Banko adayımız oluyor. Arkasına ikili olarak önerdiğimiz safkanlar geliyor. Bugün de biliyorsunuz Doğu ilinde mücadele eden Şanlıurfa'da koşularımız vardı. 9 ganyanlı neredeyse 10 ganyanlık atı banko olarak önerdik. Arkasına 16'yı bağlayalım. İkili deneyelim dedik. İkili olarak denedik sevgili olsa. Güzel ikili aldık. Bazı arkadaşlarımız da almış. Abi diyor ikilini tutturduk. Teşekkür ediyorum diye. Şey yaptı. 1600 küsür lira almış. Normal ikili almış. Sevgili dostlar. Yani yeri geliyor görüyorsunuz yani tam bir yarışı aldı derken maalesef hem geç çıktı sonra da 10 nolu safkamız gelip 12 avladı.
Evet yani dediğim gibi 3 nolu bankomuz rakip hanesinde ikili için önerdiğimiz safkanlar da var burada. Dediğim gibi 8 ile 5 diyorum. Yani siz bankonuzu başka yerde değerlendirebilirsiniz. Burada yani 5 ile 8 de bütçemiz doğrultusunda yer verebiliriz. Bunu da dile getirebilirim sevgili dostlar. Evet Ankara için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardır. İnşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.